Çağrı, bak sana söz veriyorum. Her şey yoluna girecek. Tamam mı? Ya ölürsün? Sakın öyle düşünme. Sakın. Annenin ne kadar inatçı bir kadın olduğunu biliyorsun değil mi? O asla vazgeçmeyecektir. Şimdi de tam annenin oğlu olma vakti. Havlu atmak yok. Vazgeçmek yok. Tamam. Aa, Çağrı. Önder. Nasıl? İyi mi? Çıktı mı? Çıkacaktı birazdan. Sen nereden? Ben haber verdim. Ya Derya, çok özür dilerim. Ben seni tamamen unuttum. Çok normal ama. Çok normal. İnsanın kafası dağılır böyle bir durumda. Normal yani. Yok Önder, hiç sorun değil. Yani çok ciddi bir durum var burada. Rahat ol. Sağ ol. Çağrı, nasıl oldu? Sen yanında mıydın annenin? Nasıl oldu? Şöyle olmuş Kenan. Birkaç serseri gelmiş. Şimdi para istemişler. Oğlanın gitarını falan istemişler. İşte iş büyümüş. Bunlar bıçak çekince tabii. Nesin de Çağrı'yla adamların arasına atınca kendine. Oo. Ah be oğlum, verseydin be. Vereceksin, böyle bir durumda hemen vereceksin yani. Kenan. Çok özür dilerim. Çok, çok özür dilerim. Sen. Benim yüzümden oldu. Annem benim için kendini ortaya attı. Cennet anaların ayaklarının altındadır diye boşuna dememişler. Yani baba da önemli tabii, o ayrı bir konu ama hani anne daha önemli tabii. Şimdi bak mesela Berk'e bak, Ali ile kıyasladığında. Doktor Bey, nasıl geçti ameliyat? Bize güzel bir şey söyleyin lütfen. Her şey yolunda. Ameliyat gayet iyi geçti. Birazdan odaya alacaklar. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok fazla. Biz çıkalım istersen. Hı? Geçmiş olsun. Önder, biz çıkıyoruz. Bravo. Ben demedim mi sana? Neyim biraz? Ben ne dersem doğru çıkmıyor mu? Çağrı. 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 Sana tost aldım ha. Dünden beri ağzına bir lokma sokmadın et. Baba, kadın bu haldeyken tost mu yiyeceğim? Yiyeceksin tabii. Anne. Aç aç geziyorsun bütün gün. Oğlum ne yapıyorsun, dur. Dur elleme, dur. Tadını çıkar. Sen iyi misin bakayım? Hı? Sana bir şey olur. Çok korktu. Sana bir şey olur. Çok korktu. Ay. Gel. Ne? Gel, geç. Tamam. Geç. Geç, tamam. Ay. Aslanın şeyi biraz tatsız tuzsuz olur ama ne yapalım? Sana aslında bir Karadeniz kadınına bir Karadeniz şeyi ısmarlamak isterdim ama sen burada kalmayı istedin. Şey, Nesrin'in durumunu öğreneyim, ondan sonra gideceğim. Biz okula mı gitseydik acaba ya? Seçmeler ama bitmiştir çoktan, boş ver gitmeyelim. Sen eve geç istersen, dinlen biraz. Sebep? Kemoterapi görüyorsun, o yüzden. Dinlenmen gerekiyor. Çay gerçekten kötüymüş ya. Kahve içer misin, kahve? Ay Kenan. Bırak bunları şimdi. Bana nasıl oldu? Ne kanserisin? Ne kadar zamandır tedavi görüyorsun? Bunları anlat. Her şeyi bilmek istiyorum. Sebep? Sebep mi? Oğlumun babası olduğun için olabilir mi acaba? Oğlum dedin de. Ali'yi bir arasana ya. Ama seçmeler yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyoruz. Bir sorsana ona. Kenan, lütfen anlatır mısın şunu? Ya istemiyorum konuşmak ya. Konuyu konuşmak istemiyorum. İnsanların bana acımasını istemiyorum. Acıma bana, acınacak biri varsa o da sensin. Adam çıkmış, seni burada bırakmış, gitmiş karısının peşinden hastanede koşturuyor. Sen burada hala ısrarla oturmuş adamı bekliyorsun. Yani sen acınacak haldesin yani. Yeter, sus.
Zaten insan sana acıyamaz ki. Tam acıyacağı sırada böyle vazgeçiyor. Öyle bir şeysin yani. Acıma bana, acıma, acıma. Bana kimse acımasın kardeşim. Kimse acımasın. Bana acıyacağına küfret daha iyi. Böyle ağız dolusu edesim geliyor bazen. Evet. Ne? Edep yahu diyorum, kendimi durduruyorum. Ha. Anlat şunu hadi. Hah, Önder ne oldu? Yeter durum. İyi çok şükür. Şimdi bir iki saate kendine gelir dedi doktor. İyi. Tabii o zaman da polislere ifade verecek. Haliyle benim burada kalmam gerekiyor. Tabii tabii tabii. O zaman sen kalkarının yanına ama. İyi misin? İyi misin sen? Deprem mi oldu ya? Ayağımın altından yer kaydı. Yok Sen kalkarının yanında, ben seni eve bırakayım. Yok sen dur, biz gidelim ama. Ne oluyor ya? İyi misin? İyiyim. Gidelim biz hadi. Biz? Biz. İkimiz. Benle Kenan yani. Ha, ikimiziz. Ama? Sen bana haber verirsin, olur mu? Tabii, tamam gidelim. Tamam hadi gidelim. Biz gidelim. Aha gidelim. Tamam. Tamam işte. Haber ver olur mu? Ben ararım. Orada. Ay. Ne oldu? Kötü mü oldun? Kötü mü oldun? Sen kullansın her şeyi. Peki geç yerine. Gel. Kafeye geç. Gel. Hep yere sürdü ya. Beceriksiz. Delirtme beni. Ya sen ne meraklıymışsın oğlum bunlarla iş yapmaya? Silence be kızım, silence. Bağırma, görmüyor musun? Adam uyuyor, adam. Bağırma. Bağırtma o zaman, tamam mı? Bağırtma. Kimseye söylemeyeceğiz demedik mi? He? Sen niye öyle yırtık pücret gibi her şeyi ortaya döküyorsun? He? Ne oluyor sana? La Zeynep, mevzu bahis geçen dışı Ali ise ben kardeşim için her şeyi yaparım. Kimse kusura bakmasın. Gökyüzü geçene kadar ayya da ayya da veririm. Her şeyi yaparım. Berk haklı. Düşman ortak. Berk kim ya? Hı? Berk kim ki haklı oluyor? Berk kim? Çağrı kim? Çağrı kim? Zeyno, he? Bütün kapılar sonuna kadar açıyorsun ona. Nerede? Nerede, nerede? Onca olay oldu, nerede? Nerede kızım? Bilmem ya. Uçturuyor beni. Sabır ya. Alo. Sen var ya, sen bir daha sakın benim karşıma çıkma. Ha bak, sakın benim karşıma çıkma. Zeyno, iyi de ben anlamadım. Ne sen ya? Ya sen ne güvenilmez, ne böyle yamancı biriymişsin ya. Sana bir daha güvenirsem bana da Zeyno demesinler. Güvenme ya. Güven, bir şey söyleyeceğim. Sen bana yola falan da çıkma. Gerçekten ben çok sıkıldım. Seninle yola çıkılmaz ki. Sen sürekli yarı yolda bırakıp duruyorsun zaten. Aynı yerde patinaj çekiyorum. Bu ne ya? Tamam, en çok sen haklısın, en çok sen doğrusun. Çağrı, sakin ol. Yeter. Sakin olun. Ya bir insanın üstüne bu kadar gelinmez ki baba, yeter ya. Hep haklı, hep haklı. Önder, ne oluyor? Burada da bir yanlış anlaşılma var. Ben halledeceğim şimdi. Kahvaltıda yürek yedi herhalde. Hem suçlu hem güçlü Angut. Sandviç yaptım ya. Ha, birini şişmesin ya. Allah bir sıra al. Sağ ol ya. Doydum ben. Afiyet olsun. Of ya. Hayırdır kız, ne oldu? Çağrı'nın annesini hastaneye kaldırmışlar. Ameliyat olmuş, ondan gelememiş yarışmaya. Şaka. Ne olmuş kızım, sordun mu ne varmış? Ya sen bir sus ya, zaten senin yüzünden gaza geldim de öyle çıkıştım çocuğa bilip bilmeden. Ya ben ne yaptım şimdi? Senin kendi beynin yok mu kızım? Sen de düşünüp karar veremiyor musun? Nereye? Geçmiş olsun da müsaadenle, müsaadenle. Ulan ben ne yaptım ki şimdi ya? Hiç değerim bilinmiyor valla. Tam kendimi bir hikaye inandırıyorum. Tamam ya diyorum. Tamam, senin gerçeğin bu.
annen seni öldürmeye çalıştı. Peki. Yok yok hayır. Annen senin hayatını kurtardı. Annen senin için kendini ortaya attı. Peki. Yani hep böyle bir öyle bir böyle ben artık ne hissedeceğimi ne düşüneceğimi bilmiyorum. Anne de öyle. Bir şey soracağım. Hayatımda var mısın? Yok musun? Cevap yok. Tabii cevap yok ama ola da bilir, olmaya da bilir, değil mi? Belki bugün olur gibi olur, yarın hiç belli olmaz. Çok sıkıldım. Bak. Çağrı, ben ne zaman sana yakınlaşacak olsam kendimi suçlu hissediyorum. Vefadan ötürü. Sanki Vefa'ya ve arkadaşlarıma ihanet ediyormuş gibi hissediyorum kendimi. Bak Zeyno, Pazal Vefa taciz etti dedi. Ayrıca uyuşturucuyu ben vermedim. Ayrıca Vefa'yı ben öldürmedim. Ayrıca bunları... Biliyorum. Bilmen hiçbir şeyi değiştirmiyor mu? Bilmiyorum. Hayatı ve kafası karışık olan tek kişi sen değilsin. Ayrıca bir daha bana öyle bağırma. Allah'tan telefondaydık. Anca bağırınca geliyorsun. Şansını fazla zorlama istersen. Yok ya. Bundan sonra hep yüksek desi ver. Bundan sonra böyle. Çağrı. Zeyno hoş geldin kızım. Hocam geçmiş olsun. Sağ ol. Nesrin Hanım müsaitse. Ha, tabii tabii. Geçin. Geçin. Şey. Hı? Siz geçin. Ben kendime bir çay alıp geleyim. Gelebilir miyim? Rahatsız olmayın lütfen. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kuzum, kız arkadaşına bir şey ikram edelim. Anne. Ha pardon. Siz daha henüz... Tamam. Tamam, arkadaşına diyelim o zaman. Şimdilik. Bir şey ikram edelim. Yok hiç zahmet etmeyin. Ben de zaten öyle elim boş geldim. Aşk olsun. Olur mu öyle şey? Gideyim zaten ben müsaadenizle. Şey yolcu edeyim. Yok sen annenle kal. Gidelim. O zaman... Hoşçakalın. Canım. Efendim? Yok bir şey. Yok bir şey. Yok. İyi misin? İşte. Ay. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Bak bir şey söyleyeceğim. Ha. Ya bırakayım seni eve. İyi değilsin işte yani. İnatlaşıyorsun boşuna. Ben kendim dönerim sonra. İyiyim ben yaşarken mezara soktun beni. Ver iyiyim ben. Aman al. Ne halin varsa gör. İyi hadi sen git. İyi. Oh. Oh. Ne oluyor? Yahu bir şey yok ya. İyiyim ya. İnsana bir rahat huzur ver yahu. Ama şurada bir soluklanayım gideceğim. Merak etme. Çok durmam kapında. Ya olmaz öyle. Hadi gel. Gel tamam. Kalk. Kalk hadi kalk. Kalk. Nereye? Kalk, kalk, kalk sen. Gel. 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 İstemiyorum yürü, ben. Ya. Yürü. Yürü sen. Al. Tamam. Böyle bırakamam ben. Yürü. Sağ ol. Aa! Vay vay vay! Kimler kimler buradaymış? Aa!
Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen ya? Neyi ne yapıyorum ya? Benim telefonum sandım ben. Senin ne işin var burada? Benim evim. Ha. Benim ne işim var o zaman burada ya? Ne yapıyorsun? Niye Önder'in telefonunu reddediyorsun? Ne haklı yapıyorsun böyle bir şeyi? Ya kendi telefonumu sandım. Önder beni genelde aradığında reddettiğim için konuşacak bir şey bulamıyorum yani. Ya kusura bakma, ben de burada uyuyakalmışım falan ama. Neyse. Ama. Dur, iyi misin? İyi misin? Ay. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ne, aç mı? Karnın mı aç? Aç dedim, bir şey yesim yok. Yani bir şey içim almıyor benim. Bir çorba falan olsa belki hani ama. Ben yapayım hemen çorba. Ya zahmet etme, giderim ben ya. Yok canım, ne zahmeti? Ben sana çorbayı yapayım, karnını doyur, öyle git nereye gidiyorsan. Şimdi sende aklın kalacak. Yardım lazım mı? Yok, lazım değil. Oh. Önder kadar olmasa da ben de mutfakta fena değilimdir yani. Ali sadece çorba mı içiyor? Ben şu salata yapayım bari. Ya yok, istemezsen git yat, Allah Allah. Kapıya bakayım. Yok ya, ev sahibi gibi sen niye dolanıyorsun ortalıkta? Ben bakarım. Çek. Ali, oğlum hoş geldin. Bak, haklı mısın? Ali iyileşmiş, gençler çabuk toparlıyor tabii. Ne oluyor anne? Eğer velayet meselesiyse o konu kapandı artık. Yani ben okuluma gideceğim, kavga dövüşü de olmayacak. Yok hayatım, yok. Şey, genel bir takım şeyler konuştuk. Seninle ilgili, Berk'le ilgili falan, o kadar yani. Şey, merak etme. Son olaylardan sonra gündem bu oluyor haliyle. Tamam, madem konu biziz. Berk de burada. Ben Berk'i de alayım o zaman, konuşalım. Tamam. Berk. Ha. Hadi gel içeri. Ya Berk benim de. Bu sefer ne yaptım acaba? Ya bir şey yapmadın da yapmayacağını garantisini vereceğiz. Hadi. Araların düzeleceğini anlamıştım ben. Şimdi Ali şikayetçi olmayınca tabii bir kardeş sonuçta. Saf benim oğlum, saf. Uş, ben de çok akıllı sayılmam ya. Biz konuşmaya hazırız. Selam, kolay gelsin. Merhaba. Bizim bir hastamız vardı. Taburcu oldu. Adı Osman... Söyledi. Osman Akın. Kendisi kısa bir süre önce burada tedavi görmüştü de acaba ziyaretçilerine bakabilmemiz mümkün müdür? Maalesef ziyaretçi listesini emniyetten talep edilmediği sürece kimseye gösteremiyorum. Ya çok sevdiği bir arkadaşı varmış. Adını unutmuş. Tabii şimdi haliyle deli olunca da niye unuttun falan diye olmuyor yani. Sonuçta deli. Şimdi biz de dedik ki Osman amcamıza bir sürpriz yapalım, alalım, götürelim. Sürpriz olsun, sevinsin. Osman amcamız canımız. Ya bir bak sakız acı. Beyefendi, mümkün değil. Lütfen, güvenliği çağırmak zorunda kalmayayım. Yok, hiç gerek yok. Kolay gelsin. Hı. Adını unutmuşum. Senin daha iyi bir fikrin var. Benim daha iyi fikrim var. Hadi Berk, hadi. Sakin ol. 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 Sakin ol.
Ya kardeş ben anlamıyorum. Allah anlamıyor. Ben de kaçtı gitti hepin ucu ya. Bu nasıl bir manyaklık böyle ya? Bir de adam sahte kimlik çıkarmış. Demek ki önceden tahmin etmiş bakabileceğimizi. Aşağı isim mi bulamamış adamın yarasına böyle tuz basıyor. Anladık. Oynuyorsun kedinin fareyle oynadığı gibi de. Ya bu kadar da fazla be. Fazla ya hani. Bu hem manyak, hem eli kolu uzun, hem cukkası. Alın. Yoksa bu devirde kim kim öyle sahte kimliktir falan yapmaz. Yapmazlar yani. Osman amcayla derdi ne o zaman? Ben niye ziyaretine gittim? Git konuş. Kimle konuş? Diyeceğim Osman amcayla da. Sen sordun mu? Ya sordum, 50 kere sordum. Söylemiyor bir şey. Kim dedim, nereden tanıyorsun dedim, nerede karşılaştınız dedim. Arkadaşlık kurdunuz. Yok, söylemiyor. Az daha üstüne gitsem tık diye şalter atacak. Sonra dön başa. Bekleyeceğiz yani o zaman. Olur, bana uyar. Ben arkandayım kardeşim. Bir de bu çıktı başıma. Sen yanında kuyruk gibi takıldı peşime. Ya peşimden ayrılmıyor ya. Her neyse. Tamam. Ben eve gidiyorum. Anneme bir görüneyim de şüphelenmesin sonra. Yok siz gidin. Sen de bir eve git uğra. Akşam buluşuruz yine burada. Yok ben gidin ya siz ben. Vallahi iyiyim burada ya. Ne oldu lan? Kader abladan Allah razı olsun. Hani yedim önümde, yemedim ardımda. Etrafında pervane oluyor, iyi olayım istiyor. O da hani ben de erkek adam, ayağımı uzatmak istiyorum. Bir yani böyle yatmak istiyorum. Hep kendimi toparla toparla. İnsan bir... Anladın sen beni be. Öyle iyi bırak. Görüşürüz hocam. Anahtar ne yapar? Ne anahtarı? Unuttun. Ne yapalım sana da Osman amcam gibi böyle notlar yazıp yapıştıralım mı? Anahtar. Fırsat olmadı. Ben halledecektim de olmadı. Heh, tamam. Bana bak la, gelişmişsin canım. Ali'ye zarar vermeyeceğini de kabul ettim ben böyle dolanıyorsun. Yoksa değil mi mahalleye, bu kıyının köşesinden geç hemen. Allah Allah. Ne oluyor? Sakinim ben. Hani hatırlatma. Hadi gel. Kıl kuyruk, takıl peşime. Kıl kuyruk ne ya? Sene olmuş 2022, kusura bakma da o. Biraz da kırıcı oluyor, onu değiştirelim. Gölge değilim, gölgeyi. Gölgen gibi peşindeyim Ali. Hadi gölge, hadi. Olur, gölge güzel. Gölge yapalım, gölgeyi. Hadi. Olur, gölge yapalım. Gölge güzel. Baban seni ziyarete gelmiş anlaşılan. Hasretine dayanamamış tabii. Berk. Ha. O senin de baban oluyor. Evet, maalesef. Evet, öyle bir gerçek var. Değiştiremiyoruz da bunu. Neyse, sana ailenle iyi eğlenceler diliyorum. Çok da eğlenceli olacağını sanmıyorum ama çünkü orada konu sensin ve büyük ihtimalle seni paylaşamamak hakkında konuşuyorlar. Senin de işin zor bir hali. Vallahi sevilmek, paylaşılamamak falan tabii zor şeyler bunlar yani. Ama benim bunlarla hiçbir alakam yok. O yüzden ben buradayım, işimin başındayım. Yani gölgen olarak. Tabii. Öyle. Hadi bakalım. Vurma, vurma. Olurum yarabbim. Hadi. Pardon. Baban öder. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.